Arkadaşlar, inşallah eniştenizle tanışacağım kafe burası. Aynur teyze verdi numaramı, biliyorsunuz değil mi? Bir haftadır nasıl yazışıyoruz size anlatamam. Çok tatlı çocuk ya. Allah'ım, inşallah öyle tatlı çıkar. Yalnız kötü çıkarsa bir şekilde uzarız, tamam mı? Kötü çıkarsa ben buradayım Burcu. O kadar da kötü çıkmaz herhalde Ercüment. Ne çirkin yedin be Hüseyin. Ne acı çekti şu muzcağız ya. İnan bana ana vatanından çıkıp buraya gelene kadar bu kadar acı çekmemiştir bu muz. Ne laf soktun ya? Tamam bitirdik zaten. Ah bak basket atayım. Aman hadi gel neyse. Oturalım. Bir şey söyleyeceğim. Burada çalışan garson kıza inanılmaz yükseğim. Ne olur o gelince beni biraz övelim lan. He? Nereden övelim mesela seni? Ne taraftan övelim? Hani bize bir yol göster çünkü ben şöyle baktığım zaman övülecek bir pek göremiyorum. Çok komik ya. Bence ortalamaya göre ben yakışıklı sayılırım yani. Bence yakışıklı biriyim ben. Ben de yakışıklıyım değil mi Hüseyin? Bunlar göreceli şeyler. Ya arkadaşlar, lütfen rol çalmayın. Bugün benim günüm. Kenardan sessizce izliyorsunuz, tamam mı? Tamam. Ay çok heyecanlıyım. Çocuklar ya o kadar yakışıklı bir adam ki yani bir fotoğraflarını gördüm var ya kaç tane spor yapıyor bilmiyorum yani. Ve nasıl düşünceli? O telefonda falan hanımefendi o bu. Ya ideal erkek ya. İdeal erkek mi? Sen onu bir geçeceksin de. Bir kere ideal erkek diye bir şey yoktur kardeşim. Sizin idealize ettiğiniz erkek vardır. Allah Allah. Yok var bir kere ideal erkek. Tarif et o zaman. Tabii. Bir kere şimdi bana düşkün olacak. O önemli. Evi olsun, işi olsun. Ondan sonra kendi güveni olsun. Öyle öz konuşsun. Yani öyle boş konuşmasın. Boylu olacak. Değil mi? Ben boy kesin severim. Boy boyuma. Burnu karakteristik olsun. Gözleri de bence renkli olabilir. Babam bu. Babam mı? Bayağı evet Necati amcayı tarif ettin şu anda. Yok artık ya. Ya kızım normal bu. Her kadın babası gibi bir erkek ister. Sonra onu kendi normlarına göre böyle bir eğer biker bir hal yoluna koyar yani. Bu böyledir. Aşırı derecede saçma bir şey söylüyorsun şu anda. Biz hiç de bilen böyle 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 ip bükmüyoruz erkekler Hüseyin. Ya hadi Allah aşkına ya. Burcu babasının en sevdiği ceketi ondan habersiz giysi kumbarasını atmak için yanına almadı mı? Hmm. Arkadaşım aldım da adam 20 yıldır aynı ceketi giyiyor. Giyme baba, giyme baba diyoruz dinlemiyor. Ben de aldım ceketi bak şimdi giyebiliyorum ha. Tamam işte onu diyorum ben de. Hayatınızdaki erkekleri böyle kendi meşrebinize göre yoğurup kendi lafınıza getirmesini bir şekilde biliyorsunuz. Ben kadınlar konusunda yanılmam kardeşim. Bak bu gelecek olan adam da o veya bu şekilde bence babana benzeyecek. Artık hali midir, tavrı mıdır, tipi midir, belki giyimi. Giyimi mi? Ya benzemiyor diyorum ya. Adam şıkır şıkır modern giyiniyor var ya bir gelecek zortlayacaksınız ha hepiniz. Ben gidip makyajımı tazeleyeyim. Nasıl? Hadi. İyiyim değil mi? Ya şu allık falan sür. Şu poşetli şey ceket de sizde dursun. Tamam mı? Tamam canım. Hadi. Tazele tazele. Makyaj da çok güzel oluyor. Makyajsız az güzel oluyor ama makyaj da çok güzel oluyor. Makyaj sana şart. Sus ya. Ercüment sen sussan daha çok şansın bana senin. Olmayacak ya. Kız sana yüz vermiyor işte. 2 sene oldu ya. Sal şu kızı artık be. Şşt şşt benimki geliyor, benimki geliyor. Çaktırmayın şimdi bak nasıl düşürüyorum kızı. Hoş geldiniz. Ay! Hakikaten düşürdü kızı ya. Ay! Ay iyi misiniz, iyi misiniz? İyi misiniz? Bilmem. Ne oldu ya öyle? Ay! Kim bilir? Belki de şapşalın teki muz kabuğunu atıverdi yere de üstüne basıp düştünüz belki de. Ay! Ne biçim oldu ya? Bilmiyorum kafam zonkluyor benim. Bir dakika, bir dakika. Ben doktorum. Bir dakika bakayım. Doktor bey az evvel kaydı şöyle. Kafasını yere vurmak suretiyle düştü. Tamam bir dakika bana bakar mısınız? Evet. Parmağımı takip edin lütfen. Hünç bir travma yok gibi. Ha, iyi bari. Yani cam kırıkları ellerinizi kesmiş. Bir pansuman yapmak lazım. Şey, arabam yakında. İsterseniz gidelim. Hem bir tomografi çektiririz. Ay öyle mi diyorsunuz? Zahmet olmasın size ya. Hadi. Ay. İsterseniz ben de geleyim. Yok, istemem. Doktor bey, hanımefendiye iyi bakın. Bir de Hipokrat yeminini unutmayın ha. Tamam. Ya o niye şimdi o kadar ilgilendi kızla ya? Acaba kız çok kötü düştü ve kafasını çarptığı için olabilir mi? Ama
Doktor da doktor da. Aman abartma sen de. Ben mi doktor mu şimdi? Doktor. Ulan insan bir an tereddüt eder ya. Ne biçim arkadaşsın sen? Yazmaz değil mi kıza ya? Ulan yazarsa çok kötü. Hipokrat yemini var. Bilmiyorum geçiyor mu böyle şeyler ama. Çocuklar. Aradım ama yok yani. Ulaşılmıyor, açmıyor. Bilmiyorum. Hayatım trafik var. Evet. Belki trafikte kalmıştır. Ne olur sakin ol. Öyledir değil mi? Evet yani, aşkım. Siz niye ayaktasınız ya? Hüseyin kızı düşürdü. Ne? Helal olsun sana Hüseyin. Nasıl yaptın ya? Kızım, safım kızı düşürdü derken kız yere düştü yani. Muz kabuğuna bastı, kafa donk. Ya tamam abartmayın. Ben de baktım gözlerine. Öyle tehlikeli bir durum yok. Allah Allah. Doktor hariç. Neyse. Geçelim oturalım. Ya dur ya. Nereden Neyse kardeşim. Senin bu gelen gidenin de yok. Biraz ekilmiş olabilir misin? Öyle demeyin ya. Yani öyle yapacak bir adam değil. Beni bekletecek bir adam değil. Gerçekten çok şaşırıyorum şu an. Burcu, ben seni hiç bekletmem. İstersen benle buluş. Geleyim hemen buluşalım. Vallahi. Vallahi Umut insana plastik çiçeği bile sulatıyor. Ya arkadaşlar, düşünceli bir adam. Çok farklı bir adam. Yani sıradan biri değil. Ya şu erkekleri kategorize etmekten vazgeçin ya. Allah aşkına bırakın. Sonra hayatınızda böyle çok büyütüyorsunuz. Hayal kırıklıkları oluyor. Yürü işte ortalama erkekten yürü. Ya canım benim, fazlası varken, daha iyisi varken neden azıyla yetiniyoruz pardon? Fazlası ne? Ne? Fazlası işte. Mesela fazlası kıvanç değil mi? Kıvanç bir erkeğin evrimsel olarak gelebileceği en üst nokta değil mi? Hepiniz kıvanç istiyorsunuz. Kıvanç gibi kaslı, kıvanç gibi yakışıklı, onun gibi kültürlü, onun gibi yetenekli. Ya peki tamam olsun, zaten kıvanç olsun, itirazım yok da. Sen Aşk-ı Memnu'yu 4 kere üst üste izlemiş genel kültürünle nasıl tutuyorsun bakayım kıvancı elinde? O bir gelsin, ben onu tutarım elinde, sen rahat ol. Nerene tutuyorsun kıvancı, nerene? Kıvanç dediğin zaten sizin gibi öyle sıradan kızlarla bir ilişki yürütmek için çaba sarf etmez ki. Kıvanç abi, yemin ederim ben de kıvanç olsam ben de hiç uğraşmam. Ne anlayışlı olacağım, ne dinleyeceğim, ne tatlı olacağım, ne espri... Kıvanç bulamam ben. Yemin ederim kıvanç olsam böyle mal gibi dururum abi. Kıvanç'ım oğlum. Ya bak, Mesut yakışıklı, yetenekli ve aynı zamanda komik. Bambaşka bir adam. Ya olamaz diyorum ya. Oluyor. Yakışıklı erkekler... Sen hiç hayatında yakışıklı stand-upçı gördün mü? Gördün mü, görmedin mi? Göremezsin abi, göremezsin. Olmaz çünkü. Kıvanç ya niye şaka yapsın derdi mi? Misal, Brad Pitt, George Clooney, yakışıklılarını da biliriz değil mi? Evet. Yaşlandılar, onlar mizaha geçtiler. Niye? Yaşlandılar, eskidiler. Etrafında kız azaldı. Kız azalınca ver coşkuyu mizaha. Bu böyledir ya. Mizahi erkekle kız sayısı ters orantılıdır. Bak Güldür Güldür yazarlarına, gelsin bir tipler önüne. Kanka. Ben ne yakışıklıyım, ne de komiyim. Ben ne yapacağım? Kardeşim, yemin ediyorum var ya, benim gözümde ideal erkek sensin be. Ya. Yemin ederim sensin. Samimi söylüyorum ama bunu anladıklarında kadınlar her şey için çok geç olacak. Ne saçmalıyorsun Allah aşkına? Bu mu ideal erkek? Hadi oradan be artık. Tam da bu be. Ay. Tam da ideal erkek. Kalk be ayağa. Bak. Adama bak ya. He. Ya bir kere dümdüz kasa ya. Hiçbir numarası yok. Basit. Düğmeleri belli. Her şeyini, bunu istediği gibi manipüle edersin, istediği gibi kontrol edersin. Bu her türlü senin nazını, sazını, cazını, niyazını çeker. Ya sanayi devriminde de bu vardı, tarım devriminde de ya. Şaşmaz bir tercih bu ya. Yahu deniz çıprası varken neden çiftlik çıprası yiyorum ya ben? Ya işte hep bir fine dining peşinde koşmak ya. Kardeşim fine dining ağzında güzel bir tat bırakır, itirazım yok. Ama karnını kuru fasulye doyurur. Yanıma da pilav, of! Ercü sen otur. Hayır yani kategorize etme diyorsun ama yani her kadının da bazı beklentileri vardır yani erkeğe göre. Mesela bana göre bir erkek dediğin tavşan kadar sevimli olacak abiciğim. Böyle bir at kadar heybetli olacak. Bir köpek kadar sadık, bir çita kadar güçlü, bir kaplan kadar kuvvetli, bir kaplumbağa kadar uysal olacak abi. Neticede bir hayvan arıyorsun yani sen. Zekası da ona göre olsun istiyorsun. Okey işte Ercüment. Ya ben almıyorum. Alana da mani olmuyorum. Tamam mı arkadaşım? Öf, bırak bizi Ercüment. Ay vallahi stres oldum ya. Canım ben buraya kadar gideceğim, geleceğim. Tamam mı? Ya. Yani söylemeyeyim diyorum. Ya
şu kız ilk defa hayatında bir mutluluk yaşıyor. Bir heyecan yaşıyor. İçine limonu sıktın. Senin derdin ne kardeşim? Söyle ya. Ya hayatım vallahi öyle bir derdim yok. Ne peki? İkiniz de kardeşim gibisiniz. Mutluluğunuzu istiyorum ya. Bir şey demedim. Öyle çok yakışıklı, çok heybetli ama şu... Ya bunlar uzun ilişki adamları değil. Onu anlatmaya çalışıyorum sana. Niye uzun ilişki adamı olmasın ki? Belki onun için ideal bir adamdır. Ha? Niye böyle olmasın? Esprilidir belki, komiktir. Hem mesleği var, her şeyi vardır yani. Ya, niye olmasın ki? Benden uzun ilişki adamı olur. Burcu benimle çıkmaz mı? Evrimini tamamlarsam neden olmasın kardeşim? Olur. Çok teşekkürler Hüseyin. Benim hep arkamda duruyorsun. Sana söz, o dediğin şeyi tamamlayacağım. Tamam Ercüment, tamam olur. Çok teşekkür ederim ya. Benim yüzümden de meşgul oldunuz. Estağfurullah, sizin sağlığınızdan önemli mi ya? İyisiniz değil mi? Ay iyiyim, iyiyim de üstünüz başınız hep kan oldu, şey oldu. Hiç önemli değil. Hanımefendi, çok merak ettim sizi. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi oldunuz mu daha? Valla beyefendi sayesinde daha iyiyim. Neyse ben içeri geçeyim. İyi günler. Of, tam da saati ya. Hay Allah'ım yarabbim, şu halime mi? Pardon. Ya bu yakınlarda acaba böyle kıyafet satan bir yer var mı? Şimdi birisiyle buluşacağım da böyle buluşmak saygısızlık olmasın. Al kardeşim bak, burada bir ceket var. Aa evet. Üzerine de uyacağını düşünüyorum. Yok, zaten yok. Gözden çıkarılmış bir ceket. Al bunu giy, buluşmana git. Al al buluşmana, bizi de yalnız bırak. Gerçekten mi? Evet, evet. Ya çok kibarsınız ya, çok teşekkürler. Eyvallah, eyvallah. Hemen deneyeceğim şimdi. Of. Oldu, evet. Hı-hı. Oldu. Ben şu ellerimi de bir yıkayayım da bu aşkın katili ben olmayayım. Ne güldün ya yeter? Neye güldün sen o kadar? Aa, ne ya? Allah Allah. Adamın buluşması var, gelmiş benim kıza yazıyor ya. Al işte bu modeller hep böyle. Allah Allah, niyeymiş canım? Ne kadar hoş bir insan ya. Allah Allah, boyu posu her şeyi var. Ondan sonra cıma doktor. Ve esprili yani, bunu kabul et yani. Şaka çok iyiydi. Bırak Allah'ını seversen, esprili falan değil. Sen öyle güldün, abartılı abartılı. Hiçbir numarası da yok. Elleri kanlı diye diyor ki işte, bu aşkın katili olmuyor. Ne dolan başlı bir şaka. Hadi gitse, kızla buluşsa kız dese ki, aa eline işte ne oldu? O da dese ki işte... O anda hani zamanlamasıyla şey söylese daha boş tabii... yapma ya. Ben kötü şaka. Telefonu mu bıraktı oraya? Kim o? Burcu'nun mu? Yo değil. Bakayım mı? Bak. Alo? Alo? Kapattı. Allah. Bilemedim. Telefon da çok kaliteli ha. En pahalısından. Bunun kamerasının kendinden sabitleme özelliği var biliyor musunuz? Ya mesela sen çekim yaparken böyle elin titrese bile kamera titremiyor. Bunun lensi de çok pahalı. 64 megapiksele kadar çekebiliyor. Kendinden 128 tane filtresi var. Ne anlatıyorsun oğlum sen? Telefonu... Oğlum vallahi kızlar haklı, sende büyük sıkıntı var ha. Ah ne oldu tatlım? Ne oluyor ya? Ya bir de aradım nerede kaldı diye de. Kadın açtı telefonu ya. Kimmiş o kadın ya? Bilmiyorum. Kimmiş? Ya, bilmiyorum. Halit bir şey ya. Ha, al işte. Ulan ideal erkek. Beni haklı çıkarmak için bari bir gün bekleseydim ben. Ya ne alakası var ya? Daha olayı bilmiyoruz yani. Hüseyin belki yani bir açıklamasını yapar bir tane. Değil mi? Yapar evde... yani. Öyle bir adam değildi çünkü. Niye hiç öyle bir profil aynen. Değildi çünkü. Makyajına bakma. Ya ne açıklaması olacak Allah aşkına? Bariz bir şekilde kendine yedekleme yapmış. Belli ki şu anda başka birinin yanında. Oradan buraya gelecek. Onun kokusuyla belki. Of. Onun silmişliğiyle belki. Ya Allah aşkına ne saçmalıyorsun Hüseyin ya? Ne var kızım? Allah Allah. İdeal erkek ya. Sana sadık olmak gibi bir derdi yok ki. Sen gidersin, başkası gelir. Ama Ercüment'e bak. Ercüment öyle mi? Şuna bak ya. Dünyadaki bütün güzelliklerin zıttı olmaya yemin içmiş bir adam bu ya. İdeal olmaya tövbe etmiş bir adam. Sen bunu hayatına al. Dünyadaki bütün kadınlara kör olur bu. Olurum valla. Hem ben hiç aldatmam. Aldatmaz da bak. Zaten bu tiple mümkün de değil. Aldatmaz. Harika bir özellik bu ya. Ya bu ne saçma bir şey ya. Yani zaten olması gerekeni böyle şahane fırsat gibi önümüze sunuyorsun. Ne bu ya? Aynen bak benim annem de böyle. Hı. Diyor ki iyi erkek akşam evine gelir. Bak. Yahu köpek de bıraksan akşam evine gelir.
Allah Allah. Yani insanın yapması gereken şeyleri neden pozitif bir özellik gibi önümüze tepsi gibi sunuyorsunuz ya? Hayatım, senin o ideal erkek dediğin minimum 2 sene sonra o da zorla bir ananla tanışır. Tanışır tanışmaz da ay acaba biraz hızlı mı ilerliyoruz falan diye korkar kaçar. Ercüment öyle mi? Senin bütün sülaleni 2 günde hatmeder bu çocuk, biliyor musun? Senin babana işinde yardımcı olur, kardeşine iş bulur, bütün akrabalarının adını ezberler. Bayramlarda, seyranlarda çiçeğini, çikolatasını eksik etmez. Ya en önemlisi, bütün aile buluşmalarında mangalın başına o geçer. Bak, mangal başına geçen damat var ya, adam gibi adamdır. Yakamıyorum, mangal yakamıyorum ben. Sen sus. Öyle bir erkeklik bu işte. Yani mangal yakıyor olması çok büyük bir özellik, öyle mi? Evet. Kardeşim, ben zaten mangalda pişmiş et istesem en iyi restorana giderim. İstediğim eti de yerim. Çok saçma. Sen artık vasatı nasıl öleceğini şaşırdın sen. Ya. Şaşırdın. Ya anlayın kızım, işte ideal erkek diye bir şey yok. Siz onu kafanızda çok büyütüyorsunuz. Aa, zaten ortada adam da yok. Bu gidişte geleceği de şüpheli ya zaten. Burcu? Mesut! Aman Allah'ım, aynı babama benziyor. Ceket de babama benziyor. Bizden olmaz. Olmaz. Nasıl ya? Neden olmaz? Ne oldu? Ben anlamadım şimdi. Sen o telefonu açan kadına sor bakalım, neden olmaz? Hem benim sevgilim var, babama da benzemiyor, aldatmıyor da. Ercüment! Yeminiş. Geldim Burcu. Tutabiliyoruz mu? Tutuyor. Burcu bir dakika. Burcucuğum bir saniye. Burcu bir yanlışlık var. Burcu. Şşş. Kız. Çek şuradan. Ne oldu ya? Ben hiçbir şey anlamadım bu işten. Demek ideal erkek sendin ha. Ne ideali? Kardeşim burada bazı yanlış anlaşılmalar oldu da. Allah Allah. Allah Allah. Şu an ben de inanamıyorum. Ne gibi ya? Aa. Sizin buluşmanız yok muydu? Ha, yok artık yok yani. Aa, tüh, bir sürü de sürpriz yapacaktınız ona. Hı. Buradan Kız Kulesi'ne yemek yemeye falan götürecektiniz. Evet. Bir sürü hazırlanmıştınız. O çok hazır değilmiş maalesef. Hazır olan vardır belki. Nasıl yani, anlamadım? Ben de anlamadım. Yani eğer isterseniz ben sizinle yemek yemeye gelebilirim yani. O kadar organizasyon boşa gitmesin. Hem size teşekkür etme fırsatı bulmuş olurum. Olmaz ya. Olur, olur. Ben kadere inanırım. Her şerde bir hayır vardır yani. O zaman küçük hanım, benimle akşam yemeğine çıkar mısınız? Olmaz ya. Ya sana ne oluyor be? Evet, gelirim. Şey yapalım, siz benimle beraber içeri gelin. Ben üstümü değişeyim, sonra çıkalım, olur mu? Ah, lütfen, buyurun. Hadi buyurun. Ya şey, doktor bey, senin Burcu'yla çıkman gerekiyordu ya. Burcu'ydu orada mevzu. Ulan kendi ayağımızı kaydırdık, iyi mi? Dünyayı anlamak belki zor bir mesele. Ama hayat geçiyor şöyle. Her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele. Katılarımıza ve desene.